Vallahi günaydın. Evko 3 mahallemizdeyiz. Işıkkent'teyiz. Nazlıken pazar yerindeyiz. Olarak getirdiği arkadaşı aradım ve yapılan şeylerin hoşumuza gitmediğini, farklı yerlerde çalışma imtiyazına sahip olduğunu düşünmüyorum. Belediyenin nerede ihtiyacı var? Ben aday adaylığında birçok kanala, televizyona, gazeteye konuk olarak geldim. Orada da söylediğim bir şey vardı. Bornova'nın geçmiş 20 yılına hakimim, gelecek 20 yılına da talibim demiştim. Bu sadece bir seçim sloganı ya da bir adaylık iddiası değildi. Altyapısı olan, içi dolu olan bir iddiaydı. Ben Sırrı Aydoğan döneminde Gençlik Kolları Başkanıydım. Rahmetli Sırrı Başkan'la beraber çalıştık. Kemal Başkan'ın siyasi danışmanlığını yapmıştım. Olgun Başkan döneminde tekstil kurslarını veren hocaydım. Mustafa Eci döneminde de sendika başkanlığı görevini yürüttüm. Bunların kendi dönemlerinde, bu belediye başkanlarımızın kendi dönemlerinde yapmış oldukları önemli hizmetleri, vatandaşa karşılık bulan, değer bulan, toplumun ihtiyaç duyduğu ama bugün artık kaldırılan, belediye yönetimi tarafından iptal edilen işleri biliyorum. Belediyelerin en büyük problemi, hele hele Bornova Belediyesi'nin en büyük problemi kurumsallaşma. Çünkü iki dönem üst üste belediye başkanlığı yapan kimse yok. İki kere belediye başkanlığı yapan iki kişi var ama iki dönem üst üste yapan, 10 yıl aralıksız belediye başkanlığı yapan hiç kimse yok. Bu da bir hizmetin öbür döneme aktarılamamasını, tecrübenin ileriye dönük devam ettirilememesini sağlıyor. Bizim iddiamız buydu. Geçmiş 20 yıla hakim olmak ve gelecek 20 yıla talip olmanın temelindeki düstur da buydu. Bir gelenin bir öncekinin yaptıklarını bozmak yerine yapılanın üzerine artı koyarak devam etmekti. Bornova Belediyesi'nin herhalde 20 yılı aşkındır, 20-25 yıldır borcu olmayan bir belediye. Yani Mustafa Eylül'den önce de öyleydi. Cengiz Bulut'tan bir miktar payla teslim alınmıştı. Sırrı Bey'den, Kamil Bey'den aynı şekilde, Kamil Başkan'dan aynı şekilde teslim aldı. Olgun Başkan'dan aynı şekilde teslim aldı. Mustafa Başkan'dan aynı şekilde teslim aldı. Tabii herkesin yolu işi farklı. Ben, yani kasada 200 milyon var diye bir reklam da burası bırakıldı. Ben kasada para tutmayacağım. Ama mali tabloyu biz aldığımızda ilk elime veriler geldiğinde bir yurt inşaatı var. Onun hak edişleri yapıldığı zaman geriye 8 milyon gibi bir rakam kalıyor. Daha sonra biraz daha araştırdığımızda Borbel'in Ocak ayında ödenmesi gereken şirketimizin damga vergisi, bir de birkaç müdürlüğün borçları toplandığında eksi 20 milyon gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu algının bize bir zararı oldu. Yani herkes bizim çok büyük bir paramız var ve işte istediğimiz kadar işçi alabileceğiz, işte istediğimiz her şeyi yapabileceğiz gibi bakıyordu. Belediye başkanı ve belediye başkanı diğer arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da bu bir espri konusu. Hani onların durumlarını anlatıp ya bize biraz borç versen de şu işlerimizi halletsek dedikleri anlar oldu ama tablo böyle değil. Keşke öyle olsaydı. Keşke yani kasada 200 milyon parayla devralsaydık. Çok daha büyük işleri yapmaya kalkışsaydık. Ama işte Borbel'in ve birkaç müdürlüğün şu ana kadar tespit ettiğimiz borçlarını koyduğumuzda eksi 20 milyon civarında bir durum var. 79 arkadaş net giriş yaptı. Yani çıkanları saymıyorum. 79 arkadaş giriş yaptı. Benim adaylığımdan itibaren. Ben hayatımda kimseyi işten atmadım. Hoş bir durumda değil. Bununla da almak istemiyorum. Belediyenin önünde yaptığımız ilk günkü toplantıda söyledim. Bornova Belediyesi'nin parklarda, temizlikte, fen işlerinde, koordinasyonunda, veterinerlikte adama ihtiyacı var. Oralara alınan arkadaşların hiçbir tanesine dokunmadık. Onlar aynı yerlerinde kalmaya devam ettiler. Geriye kalan arkadaşlar da belediyenin farklı yerlerinde ihtiyaç duyduğumuz park bahçeleri ve temizlik biriminde değerlendirmek istedik. Bu işin en kibar anlatımı, yani hani belediye adresin belli olsun diye işe gidecek bir yer değil. Belediye hizmet yeri. Burada da kimsenin kendi ailesel, akrabasal ilişkilerinden kaynaklı farklı yerlerde çalışma imtiyazına sahip olduğunu düşünmüyorum.
Belediyenin nerede ihtiyacı varsa orada çalışırlar. O anlamda yaptığımız değişikliklere de tepkiler gelmiş olabilir ama bizim herkesi memnun etmek gibi bir amacımız yok. Bizim herkese hizmet etmek gibi bir amacımız var. O anlamda buradaki durum bu. İşten çıkartmadık hiçbir arkadaşımızı. Ama çalışma yerini beğenmiyorsa demek ki işe de ihtiyacı yok. İşten de ayrılabilir. O konuda da herkesin kendi özgür iradesi değil. Asfaltı düzeltmekle asfalt çantasının reklamını yapmak arasında fark oluyor. Asfalt çantası kurulduktan sonra Bornova Belediyesi'ne asfaltla ilgili şikayetin oranı iki katına çıktı. Çünkü beklentiyi çok yükseltti. Hani vatandaştaki algı şu oldu. Bir anda olmasa da bir ayda, hani en fazla 5 ayda Bornova'nın tamamının asfaltı yenilecek, yollar düzeltilecek diye bir algı oluşturuldu. Ama sokağa çıktığınızda durum böyle olmuyor. Şimdi dünyanın en iyi asfaltını atabilirsiniz caddeler ama eğer onun altında yağmur suyu kanalları döşenmemişse bunun bir anlamı olmuyor. Yaptığınızda ilk başta insanlar memnun olabilir ama 2 ay sonra o asfalt kırıldığında üzerine sonra yama yapmanız da geciktiğinde çok daha ağır tepkiler alabiliyorsunuz. Biz İSSU'nun bu yağmur suyu kanallarıyla ilgilenen daire başkanıyla, genel müdürüyle bir toplantı yaptık. Temel amacımız Bornova'da, Çamdemir'de, Atatürk Mahallesi'nde, merkezde, her yerde problemler var. Biz asfalt şantiyesini olabildiğince verimlerde kullanmak istiyoruz ama bunu büyük şehrin desteği olmadan da yapamazsınız. Yani biz bir bütünün parçalarıyız ve hepimizin ayakları birbirine bağlı. Adımlarımızı aynı anda organize bir şekilde atmazsak mutlaka düşeriz. Fen işlerindeki arkadaşlarımızı ikiye bölüyoruz. Bir kısmı işte belediyenin binaları için feni müdahale yapacak. Diğer kısmını da tamamen yol ve kaldırım alanına sevk ettik. Onlar da tamamen büyük şehirle, iş suyuyla, iş betonla organize bir şekilde çalışmaya başladılar. İki tane biz asfalt robotu alacağız. Asfalt robotu nedir? Bir günde sokağın büyüklüğüne, yamanın büyüklüğüne göre 13-15 ile 20-22 arasında bir sokağın yama işlerini halledebilecek büyüklükte makineler. En dar sokaklardan, en geniş alanlara kadar bunları yapabilecekler. İki tane alacağımız asfalt robotuyla da birini Bornova'nın birinci bölgesi dediğimiz alana, yani merkezi, yukarı mahalleler, Naldöken, Doğanlar, Mevlana, Ünsemi bölgesine, diğeri de ikinci bölge dediğimiz Altında, Işıkkent, Pınarbaşı, Çamlıbe bölgesine sevk edeceğiz. Mehmet Şimşek'in yerel seçimden sonra bu açıklamayı yapması, yani bu yerel seçim sonuçlarından sonra bu açıklamayı yapması biraz manidar bir durum. Yani eğer İstanbul'u, Ankara'yı, ne bileyim Antalya'yı Adalet ve Kalkınma Partisi almış olsaydı aynı tip bir yerele yönelik, kamuya yönelik bir temel sıkma yapılır mıydı bilmiyorum. O vatandaşın takdirine bırakılacak bir şey. Bizim hizmet yapabilmek için para harcamamız gerekiyor. Yani bu 2x2=4. Eğer kapıya süpürgeci koymazsanız süpüremezsiniz. İşte asfalt için bütün alamazsanız o asfaltı dökemezsiniz. Spor tesisini inşa edemezsiniz, spor faaliyetlerini vatandaşa sunamazsınız. Bizim para harcamamız gerekiyor. Bunlar için personel ihtiyaç var. Ve bize kemer sıkıntı deniyor. Bugün pandemi döneminde gördük ki sosyal yardımlar birçok yerde devletin elini uzatamadığı noktada vatandaşa hayat oldu ve bunu belediyeler yaptı. Yani yerel yönetimlerin güçlü olması vatandaşa her noktada faydalı olmak ve genel ekonomiksel sıkıntının bir noktada nefes alınabilir bir hale dönüşmesini sağlıyor. Bir de yerel yönetimleri sıkarsak bu işin nereye varacağını düşünmek dahi istemiyorum. Umarım hani kemer sıkma politikasını makam araçlarında da uygularlar. 3-4 tane ayrı kurumdan maaş alan kişilere de uygularlar. İşte meclisin bahçesinde 15 metrelik mangal partisi yapmaktan da vazgeçerler. Belediyelerin aldığı ekonomik gelir
vatandaşla buluşuyor. Yani kamuda kemer sıkmayı anlıyorum ama kemerin yanlış ilmeğine takıyorlar demiri. Umarım burada farklı bir uygulamaya gidilir.